Ankara'da arsa yolsuzluklarının hikayesi Cumhuriyet'in ilanından önceki aylarda başlıyor. Özellikle Ankara'nın başkent ilan edilmesinden itibaren, başkent ilan edilmesiyle beraber anlaşılıyor ki burada fevkalade bir toprak değerlenmesi olacak. Dolayısıyla toprağa bağlı rantiye kazanç kapısı son derece önemli hale gelecek. Ve hemen ilk alıntıyı size arz etmek istiyorum. Ali Fuat Cebesoy'un meşhur İstiklal Harbi komutanlarından ve sonraki senelerde de Türkiye'nin üst düzeyinden Siyasi Hatıralar kitabının ikinci cildinin 22. sayfasından okuyorum arkadaşlar. Olayın başında Ali Fuat Cebesoy gibi üst düzey bir ismin yaptığı yorumla bakın. İsmet Paşa Lozan'dan döndüğü günden beri iki mühim mesele üzerinde ısrarla durmuş. Bunların acele hallini istemişti. Biri Ankara'nın hükümet merkezi olduğunun kanunla tespiti. Nitekim bu olacak 13 Ekim 1929 Cumhuriyet'in ilanından 2 hafta önce. Diğeri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ne cins hükümet olduğunun bir an evvel ilanıydı. İşte o da 2 hafta sonra Cumhuriyet diye adı konulacak. Meclisin çoğunluğu bu iki meselede hükümetin görüşünü tasvip ediyordu. Yalnız aceleye taraftar değildi. Ankara'nın hazırlanmadan bir kanunla merkez ilanı derhal spekülasyonlara yol açmak, plansız bir şehir kurmak demekti. O günün Ankara'sı arkadaşlar 25 bin kişilik bir kasaba. Cumhuriyetin acele ilanı reisi cumhur seçimiyle kabine usulünü kabul etmek demekti. Bunun için yeni ve tam bir anayasaya ihtiyaç vardı. O halde hangi sebepler bu iki mühim meseleden aceleyi icap ettiriyordu? Çünkü ikisi de son derece aceleye getirildi, sık boğaz edildi. Bu hususta kati bir şey söyleyemeyeceğim demiş.